Kolay gelsin Burak Usta. Ne yapıyoruz bugün? Bugün duvardaki ayımızı tamamlıyoruz. Duvardaki ayımızı. Evet, ayımızı. Şu anda yerce yapıştırıcıyı karıştırıyoruz. Bence suyu eksik. Biraz koyacağız birazdan. Baba mesleği. Evet, buyurun. Gelin bakalım bile arkadaşlar. Buyurun buyurun. Kanalımıza hoş geldiniz. Hemen abone olun, beğenin, yorum yapın. Evet. Şimdi bu duvara bir tuğla uygulaması yaptım. Alt tarafta sıvı harcı, üst tarafta da yine sıvı harcının boyasıyla atılmış iki kat sıvı harcını yaptıktan sonra derzleri bir aparat yardımıyla boşalttık, yine kendi yaptığımız bir aparatla. Buraya da bir ay yapacağız. Bu da ayın dış şeyini yaptım ahşaptan. Bunların içine led gelecek. Ledler içinden dışarıya aydınlatacak. Burada da orijinal bir budak deliği var. Çünkü şu boğattan alacağım elektriği. Bu şeyi de oraya denk getirdim. Elektriği de. Şimdi bu 50 tabelasını da burayı yaparken kılavuz olarak kullandım. Yani arkası boş. Arkası bu halde. Şimdi buraya bir ay formu yapacağız. Dünya haritası gibi. Dünyanın magması gibi sanki. Hadi bakalım, o zaman uygulamaya geçelim arkadaşlar. Ben çırak mıyım, çavuş muyum? Çavuş çırak. Tamam. Evet. Spatula. Merhaba. Spatula. Ve o. Bu elimde görmüş olduğunuz spatula, arkası kesik olur, evet. Ucu geniş, çeşitli inşaat işlerinde kullanılan, çocukluğumun yegane yarenlerinden olup kendisini Uğur Bey'e takdim ediyorum. Teşekkür ederim, biraz daha vermeseydin harç kuracaktı. Bu elimde görmüş olduğunuz mala. Mala mı? Es dıçına mala ve, or dıçına mala hız. Mala şu olmasın. O da mala. Mala o, bu da mala. Bu başka mala. Bu sıva malası. Bu sıva malası. O karton piyer malası. Evet, karton piyer malası. Mala vurdukları şey, mala vurmak şu maladan geliyor yani. Duvara yaptık. Tabii böyle mala vuruyor. Evet. Yani mala vurmak eylemi. Tabii. Şimdi mala vuracağız. Çeşitli Burak şimdi lütfen derz yapıştırıcımızı şuraya koyar mısın? Bunun adı derz değil arkadaşlar. Evet değil. Ben sen biliyor musun diye söyledim. size bir sır vereceğim. Hasan Doğru'nun yerine beni transfer ettiler. Baktılar kanalın izlenme oranları çok düşük. Ne yapalım? Paraya kıydık. El mahkum, paraya kıydılar. Hasan'ı kovduk, ben paraya geldim. Paraya kıydık aynen. Kusura bakma Hasan. Evet, şimdi şöyle biraz harcımızı şöyle aldık, tamam mı? Buraya koyduk abi. Ooo! Mükemmel. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Ooo! Zaten baksana direkt ay yüzeyimiz oluşmaya başladı. Ustam nasıl gidiyor? Güzel. Yol arkadaşım ve ben mala vurmaya devam ediyorum. Sen varsın ama bugün yol arkadaşın yok. Onunla ilgili neler söylemek isteyeceksin? Bizim yol arkadaşlarımız bitmez. Sen varsın, sen varsın. Şuradaki arkadaş sen varsın, sen varsın. Bizim yol arkadaşlarımız bitmez. Nasıl Burakçık? Geliyor mu elimden? Mükemmel. Ah beni okutsalar ben neler yapardım neler. İlkokulu bitiriyordum, askeri aldılar. Ortasını çok minicik oval yapacağım. Sebep? Şişkin olacak. Daha üç boyutlu gözüksün diye. Tamam. Ondan sonra şöyle abi. Şöyle yaparak ay yüzeyi yapışay. Kraterlere başlayacağım. Yapacağız işte. Mükemmel. Hanserle krater. Devam. Uğur hocam. Bu tekniğe çimentoyla meteor çarpması tekniği diyebilir miyiz? Evet, bak. Görüyor musun krateri?
Kraterlerimiz. Bizim kraterlerimiz çok güzeldir. Kraterlerimize uymayan kimseyi kanalımıza almayız. Evet, kraterleri yaptık. Yüzde pürüzsüzleştirdik. Nasıl pürüzsüzleştirdik? Harcı sürdükten bir 5 dakika sonra malayı bir daha çekiyorsunuz. Şöyle göstereyim abi. Mesela gel bu yüzeye. Bak gel. Bak şurası pürüzlü bir yüzey ya bak. Malayı şöyle çektiğin anda bak şey oluyor. Artık kuruduğu için daha da pürüzlü hale geliyor. Şimdi artık buna krater açması kaldı. Şey de yapacağız. Şimdi mesela şuna şöyle tahta parçasına şöyle al. Şöyle atıyorum. Böyle yapışsın dağlıklar olsun diye. Ya da elimizle şöyle küçük dağlar yapabiliriz şöyle. Tamam mı? Manuel bunlar, motifler. Ve bunlar kuruyunca çok güzel gözükecekler. Evet, şimdi de çiviyle veya bir metal parçasıyla şöyle küçük kraterler yapıyoruz. Arkadaşlar. Gelişi güzel. Bazı yerler çok vıcık. Kolay olmuyor. Şöyle. Böyle. Dolduracaksın böyle. Oraya buraya. Hocam gelişi güzelin açıklaması nedir acaba? Hissi kavlel vuku, yani istediğin gibi. Estetik kaygı sana kalmış. Çünkü kötü olma ihtimali de var ama çok kötü olma ihtimali yok. Peki hocam, kritik bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Sayfamızda bu videoyu izledikten sonra bazı arkadaşların, yani sayfa takipçilerinin bu üründen isteme, bu çalışmadan isteme durumları olursa buna evet, karşı nasıl bir önlem ya da bu boyutta, destek düşündünüz? Bunu bu boyutta ve bunu daha büyük boyutta ve daha küçük boyutlarda ahşabın üzerine duvara takılacak şekilde de yapabiliyoruz. İsteyen varsa 0212, isteyen varsa kanala yazsın. Yani özellikle yol arkadaşım ve benim Instagram hesabından DM yazabilir. Yapar göndeririz ücreti mukabilinde. Peki şöyle bir çalışmanın aşağı yukarı kaşa patlayabileceği ile ilgili bir öngörünüz var mı Uğur Bey? 3 torba çimento falan diyormuş böyle şey. Yaz kızım. Vallahi hiç bugün söyleyeceğim bir şey bile 2 hafta sonra değiştirir. Çünkü seçimden sonra gönderme. Şu malzemeye, göndermedi seçimden gönderme. Sonra gönderme. Seçimden sonra şu malzeme %50 zam geldi bak şu malzeme. Duvara sürdüğüm malzeme, anladın mı? Hani o yüzden anlık ancak söyleyebilirim fiyat. Bir de bunu duvara yapıyorsun. Bu şey yok, maliyet yok. Ahşap alacaksın. Yani ahşap çerçeve, onların da maliyeti var. Yani 2000 lira falan herhalde şu an. Hah, ben de kaba bir şey duymak istedim. Tamam. Falan da şu anda şey. Duydunuz arkadaşlar zilin sesini. Eğer böyle bir çalışmayı siz de evinizin duvarlarında görmeyi arzu ediyorsanız, çalışma ofisinizde olur, evinizin duvarında olur vesaire olur. Lütfen yol arkadaşım ben ve sayfasını takipçisi değilseniz önce takipçisi olup ardından böyle bir çalışmayı çeşitli evet, ebat... Güzel çalışıyorsun ya. Hasan'ı ben koyayım seni. Ebat ve boyutlarda böyle bir çalışmaya siz de sahip olabilirsiniz. Evet. Bravo Simo. Şimdi bu çerçevemizin iç kısmına şöyle ledimizi sarıyoruz. Şöyle sardık. Evet, çerçeveyi taktık ve ışıkları açtık. Gündüz böyle gözüküyor. Gecede aynen böyle gözüküyor. Renkli ledler sayesinde ışığı istediğiniz renk ayarlayabilirsiniz. Ya da modları var, kendi kendine renk değiştiriyor arkadaşlar. Evet, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Daha fazla bu tarz videolar için de lütfen bizi takip edin, yorum yapın, etkileşimimizi yükseltin. Hatta bizi yol arkadaşım ve ben Instagram kanalından da takip edebilirsiniz. O zaman sizi bu mükemmel ay görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Burak Şafak'a da bana yardımları için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın.